Debo gidiyor. Deborah gidiyor. Haydi Debo. Deborah orta. Hattrick yaptı Hattrick. Tanya Hattrick yaptı. Tanya Hattrick yaptı. 3-2 oldu. Bravo Tanya, bravo. Nasıl geldi? Bir geldi, bir geldi Tanya. Oynuyorum ben, duracağım bir saattir oturuyorum. Basın, basın. Amatra, Vicky. Amatra, Vicky.24 февраля в Украине началась война. В это время я находилась и играла в московском клубе ЦСКА. И при сложившейся ситуации я не смогла дальше выступать в этом клубе, потому что эта страна напала на мою Украину. 24 Şubat'ta savaş başladıktan sonra diyor, ben Moskova takımı CSKA'da oynarken savaşın başlamasıyla diyor, ben hani benim ülkeme savaş açan bir ülkede yaşayamazdım, oynayamazdım diyor. O yüzden bıraktım orayı diyor. Так как трансферные окна были уже закрыты, и мне позвонили с футбольного клуба «Анталия», предложили здесь выступать. УЕФА разрешил дополнительный трансфер для игроков, которые выступают в России и в Украине, продолжить карьеру. Мы согласовали с футбольным клубом «Анталия» мой переход, и вот я здесь. Şeydi, transfer sezonları kapalı olduğu için de UEFA'nın izniyle de öyle bir şans oldu. Türkiye'den, Antalya'dan kulüpten teklif oldu. Ben de en yakın olaraktan bu takımı tercih ettim, Türkiye'yi tercih ettim diye. Мне было тяжело там находиться, было давление и от простых людей. Ну, не все люди там плохие. И так как ЦСКА является клубом армии, у них есть боевое братство, я не хотела там находиться. CSKA takımı, ordu takımı olaraktan geçiyor. Sovyetler Birliği döneminde ordunun simgesi olduğu için zaten de ben savaş başladıktan sonra da yani kendimi çok kötü hissettim, hatta yani tansiyonum düştü. Orada bazı konuşmalar da politik olaraktan çok iç açıcı olmadığı için, ama diyor herkes kötü değil, orada da herkes kötü değil. Ben de o yüzden bir de ordunun simgesi bir takımda olduğum için de orada oynayamazdım diyor. Да, у меня там находится бабушка, дядя, тетя, брат. Мы каждый день на связи. Я очень переживаю. Они находятся в городе Запорожье, и я очень хочу, чтобы все это уже быстрее закончилось. Amcam vardı, teyzem vardı, dayım vardı. Kardeşim oradaydı. Ben her gün görüşüyorum. Zaporojye'de yaş vardı. Bir an önce de temennimiz o savaşın bitmesi, herkesin tekrardan eski hayatına geri dönmesi diyor. Evet, biz Tanya'yı daha önceden tanıyoruz. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncumuz. Bu dostluk müsabakalarında da rakibi olarak karşımızda yer almıştı. Moskova'da bir Ukraynalı oyuncu olarak yaşadığı problemden dolayı FIFA'nın almış olduğu bir karar gereği biz de bu fırsatı değerlendirdik ve takımıza kazandırdık. İlk maçında da başarılı bir performans ortaya koydu. Zaten kadın futbolunda da bilinen bir oyuncu.